Determinant'ta kaldık. Bunu da anlatalım. Burada şimdi matristen farkı tek şu arkadaşlar. Verilen matriste determinant şöyle bulunur. Zaten iki tane matrisin determinantını bulabiliyoruz. Bir bunun, bir tane daha var. Hani daha farklı determinantlar bulamıyoruz. İşte hocam şu matrisin determinantı ne değil. Burada sadece 2'ye 2 olursa matrisi şöyle bulunur. A ile D'yi çarpıyorsun. AD. B ile C'yi çarpıyorsun. BC. Araya eksi koyuyorsun. Biz bu formülü nerede görmüştük? Hatırlıyor musunuz? Buna determinant deniliyor. Bu formülü biz ters bulmada görmüştük. Ters. Nasıl hatırlatalım? Bir şeyin tersini nasıl buluyorsun? A ile D'yi yer değiştiriyordun. Bunu da işaret değiştiriyordun. Dün görmüştük. Buydu. İşte buradaki determinant oluyor şu aşağıdaki. Biz buna determinant diyoruz. Yani genelde şöyle de gösterilebilir. Determinant şöyle gösterilebiliyor. Çizgi, mutlak çizgisi gibi. Ya da det olarak gösteriliyor. Ya da bu şekilde gösteriliyor. Üç tane gösterilme şekli var. Çıkan sonuç determinanttan sayısal olacak zaten. Bir matris çıkmayacak. Sayısal sonuç çıkacak. Tamam mıyız? Var mı? Eğer bir soruda sana şöyle geliyorsa ya da şöyle geliyorsa ya da şöyle düz çizgi halinde içine matris koyuluyorsa biz determinant bulacağız. Zaten A verdiyse böyle sana bir tane matris vermiştir. Onun hemen determinantını hesaplayacaksın. Yok değil mi sıkıntı? Bu kadar sadece. Başka matrisleri hesaplayamıyorsun. Bak tekrar söylüyorum. Çünkü bazen öğrenci bunu düşünerek kafasını karıştırıyor. İşte ya 3'e 2 olsaydı matrisi, 4'e 4 olsaydı ya 5'e 5 olsaydı. Yok. Sadece 2'ye 2 var zaten. En tipik ve en güzel sorusudur. Şimdi bak mutlağı görüyor musun? Mutlak. Böyle köşeli matristeki gibi değil bak. Matristeki gibi değil. Mutlak. Bununla bunu çarpacaksın. 2004 çarpı 2002 çarp. Yazalım. Yazdım. 2004 çarpı 2002 eksi 2001 çarpı 2003. Bu sorunun soru işaretini soruyor. Cevabını soruyor. Nasıl buluyorduk biz böyle büyük sayıları? Bir yere A demeden bulamazdık. Yani ben 2004'e A diyeyim. Bu da A eksi 2. A eksi 3. A eksi 1. A'yı dağıt. Önce A'yı dağıtalım. Sonra eksi 3'ü dağıtayım. Eksi a kare. Eksi 3. Gitti. Şöyle gitsin. A artı a. Eksi 3. Biz a'ya ne demiştik? 2004. 2004. 2004. Eksi 3. Cevap buymuş. Yani 4008 eksi 3. Nerede cevap? Eşik. Var mı anlamı? Kafası karışan. Tamamdır. Bir de son olarak Savrus yöntemi var arkadaşlar. Bu da 3'e 3 olursa nasıl hesaplayacağız? 1, 2, 2 soruluyor. 1, 3'e 3 soruluyor. 3'e 3 sorulduğu zaman da bunun yöntemi şu. Verilen 3'e 3 matrisin ilk iki satırını, yani şunları satır diyorduk. İlk iki satırını bir daha tekrar ediyorsun. Aşağı tekrardan yazıyorsun.
ve çapraz çarptığını şuraya yazıyorsun. Çapraz çarptığını şuraya yazıyorsun. Çapraz çarptığını şuraya yazıyorsun. Çarparak yazıyorsun. Buradaki sonuç ne çıkacaksa. Çarptın. Çarptın. Ve çarptın. Şimdi burada bir sayısal sonuç çıktı. Atıyorum ki 40. Burada sayısal sonuç 60. 60'tan 40'ı çıkarıyorsun. Yani bu tarafı yazıyorsun. Bu tarafa eksiyle çarpıp topluyorsun. Bu. Sarısı yöntemi de bu. Var mı sıkıntı? Sormuş. Nasıl yapalım? Bir şey. 2 satırı tekrar edelim. 3, 2, 3'ü tekrar edelim. Sonra bir şu bir dakika. Ben şurayı sileyim şöyle de karışmasın. Evet. Böyle yazdım. Nedir? Eksi 12. Böyle yazdım. 12. Böyle yazdım. 4. Böyle yazdım. 12. Eksi 12. Şöyle. Şöyle. Şimdi şimdi şöyleyiz. 4. Burayı topladığın zaman nedir? 4. Burayı topladığın zaman ne? 4. 4'ü 4'ten çıkar. 0. Çapraz yazarken dikkat edeceğiz. Anlaşıldı mı? Geçelim. Majör, minör falan bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Evet. Bunu yapabiliriz. Kaç kişi var derste? Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar, bakın bu soruyu yaparken şundan isteyeceğim sizden. Determinantın özelliği bakın. Genelde karıştırılır. Bir det'te A çarpı det B ayırabilirsin. Zaten bölme yok. Çarpma genelde sorarlar. Bölme diye bir şey sormazlar. Ama bölmede de ayırabilirsin. Nasıl, bir dakika. A çarpı B olan bir şeyi böyle ayırabilirsin. Soruyu daha basit yapmak için şunu. Ama toplama olan bir şey ayıramazsın. Mesela A eksi B diyelim. Sen bunu gidip şöyle yazamazsın. Şöyle yazamazsın. Bunlar eşit değil. Bu doğru. Ama toplama ve çıkarma aynı değil. O zaman matrisi gerçekten toplamam ve çıkarmam lazım. Ondan sonra determinantı bulmam lazım. Ama burada iki ayrı düşünebiliyorum. Çarpmada. Nasıl bu? Determinantı 10, 12, 10'dan eksi 12 çıkarırsa eksi 2, bu eksi 2'ymiş. Buraya bak. 18, eksi 4. 18'den eksi 4 ya. Bir tane de eksi ben çarpacaktım. 22 yerine yaz. Eksi 44. Tekrar ediyorum yine. Determinatta çarpma yapılırsa ayrılabilir. Ama toplama çıkarma ayrılamaz. Ya ben hocam böyle yapacağımı önce matrislerimi çarpsaydım. Sonra determinatı hesaplasaydım olur muydu? Olurdu. Olmaz değil. Olur. Evet. Geçelim. Yapın bakalım. Cevap söyleyin gençler, bak bekliyorum ha.
Yapamayan da yapamıyorum desin. Bursa. Güzel. Bakalım Bursa. Şimdi çok iyi. Şimdi bunları ayırdık bak yine. Yine söylüyorum, ayırmadan da yapabilirsiniz. Sadece işlemi biraz uzun olur. Önce tersini al, sonra B ile çarp. Bu biraz uzun olabilir ama burada çarpmada ayırabiliyoruz. Şimdi bunun tersini nasıl alacağız? 26 24, 26'dan 24 çıktık, 1 bölü 2. Sonra ha şöyle de yapabilirsin. Dur onu da göstereyim. Terste şunu yapabiliyorsun. Şu terste. Şöyle yazabilirsin. Üzerinde eksi 1 var ya. Şöyle yazabiliyorsun. O zaman burası ne oluyor? 26 24, 26'dan 24 çıkarsa 2 gelir. Burası 1 bölü 2. Çarpı detv ne? Eksi 6. Yani 20, eksi 6, bir de eksiyle ben çarpacağım, 26. Yani 13. Yani gidip de tersini uzun uzun bulmamız gerek yok. Sadece ters 2 değil de 1 bölü 2 yazacaksın. 13 olacak. Anlaşıldı mı? Hocam. Güzel. Bunlar baş şöyle. Şunu bulun. 19. Ceyhan. Tamam, güzel. Başka bakalım yapabilecek olan var mı? Kırık buldum ben. Evet. Şimdi Ay, nasıl? değil. 3, 0, Ben 36 vurdum. 1, 2, 0. Bak şöyle yazdım. Kaç çıktı? 36. Şöyle çarptım. 0. Şöyle çarptım. 0. Şimdi bak böyle gidiyorum. 0. Böyle gidiyorum. 0. Böyle gidiyorum. 0. 36'dan 0 çıkarsa zaten 36 olur. Doğru mu? Evet. İyi yapalım. İki hocam. İki.
Tamam. Şimdi yapalım. Silelim. Sonra diğerine. Topladığım zaman 10 x nedir? 2. Yerine koy. 2 kere 3 6 y nedir? 1. Çarparsak 2. Evet, bu kadar. Doğru. Hadi yapın bunu da. Yani bizim soru kaçırma diye bir ihtimalimiz yok gençler. Formülleri unutan kaçırıyor sadece. Nasıl kaçırıyor derseniz. Sınav esnasına kadar ay ben tersini nasıl alıyordum diye orada sıkıntı oluyor. Onun dışında olmuyor. Eğer siz ters almayı unutmazsanız sıkıntı yok. Ya da işte transpozisyon dediğin şeyi unutmazsan sınava kadar. Onu da bol bol tekrar. Evet. Var mı cevap? Bekleyin. Yapıyorum. Ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Dikiyoruz. 2, 3, eksi 4 diye. Beş oluyor. Sildim. Geldim bunu bu sefer diktim. İki. Bir de x artı y'yi de 9 verilmiş. Tamam. Şimdi ben burada 2 ile çarparsam burayı bak. Burayı 2 ile çarparsam. Topladım. Z'ler gitti. Burası 8x artı y 9 oldu. Şimdi x artı y'yi de kaç biliyorduk? 9. Ben burayı eksi de çarptım ha. Ve topladım an 7x eşittir 0 oluyor. Yani x eşittir 0 oluyor. X 0'mış. Yerine koyarsam da y 9 oluyor. O zaman denklem diğerine koyalım şimdi. Buraya. X 0. Y 27 oldu. 9 verince. 5. Bunu buraya, bunu buraya attığım zaman her tarafı 4'e bölelim. Böldüm. 11 bölü 2. Oldu mu? Oldu. Var mı sıkıntı?
Geçiyorum. Evet. Şimdi determinantla ilgili soruları çözelim buralardaki. Bugünümüzü burada bitirmiş oluruz. 11. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Limit konusunu bitirme zamanımı söyleyeyim. Pazartesi 18'e olacak. Yaklaşık olarak 7 günde, 6 günde bitiyor. Yani 24'ü, 23'ünde biter. Çok limit çok fazla uzun sürmüyor. 5 gün. Yani 4 gün, 5 gün sürüyor. Türev 10 gün sürüyor. Yani 8'de 10 gün sürüyor. İntegral de bir 10 gün sürüyor. O yüzden tam vaktine bitecek dersimiz. O yüzden zaten planlı yaptığımız için tam vaktine bitiyor. Katılmanızı öneriyorum. Yani katılmayan arkadaşlar oluyor bazen. Muhakkak katılın. Videoları izler öğrenebilirsiniz attığım videolarla. Tabii tekrar yaparsınız o gün içinde ama dersten esasında soru sormanız veya yapamadığınız yeri muhakkak sorun ki formül mesela özellikle türev ve limit işte integralde şu an kendi öğrencilerim bile katılmadığı için bazıları düzenli olarak pişmanlar. O yüzden video izleyerek de ya böyle soru soruyorlar. Siz onlardan olmayın. Ders esasında soru sorun. Ki birikmesin. Evet. Bunun maksisini bulun bakalım. Ben Adana buldum. Tamam. Bakalım. Ben de A buldum. X artı 1, 3, eksi 2, 4, 1, 0. Böyle yazdığım zaman X artı 1. Böyle eksi 8x. Sonra şöyle yazdığım zaman 0. Ondan sonra buraya böyle yazalım. Eksi 6. 0 12 burayı topladığında 1 eksi 7x burayı topladığın zaman 6 1 eksi 7x eksi 6 9 edecekmiş at bu tarafa 15 bunu bu tarafa bunu bu tarafa atalım X nedir? Eksi 2. Doğru cevap A. Aferin. Güzel. Geçelim bakalım. Yapın. Aynı mantıkla matrisini bulacaksın. Determinantını bulalım. Determinant içerisinde çizmeseymiş. Nasıl? O kadar şey çizik yapmışlar ki çizmeseymiş diyorum. Şimdi şöyle şunu sileyim. Şimdi böyle olduğu zaman 0, 1, x, eksi 2, 0, eksi 1, 3. Bunu bu tarafa yaz, 0. 0. Şöyle yazdığın zaman 3x artı 6 geliyor. Şöyle yazdığın zaman x kare eksi 4, 0, 0. Bu 3x artı 6
eksi x kare eksi 4 sıfır eşit. Şöyle çıktı mı? Çıktı. Yani eksi x kare artı 3x artı 10. Hepsini eksiyle çarpalım. Şu şekilde. Burada 5'e 2 eksi artı x x geldi mi? Geldi. Neymiş senin köklerin? Bir eksi 2, bir 5'miş. Şıklarda bakalım var mı? Şıklarda bakalım var mı? Yok. Evet. Hocam ben Edirne buldum bunu. Yani ben bir yerde yanlış yapmışımdır. Senden farklı ne yaptım ben? Yani siz çözerken ben takip edemedim. O sırada çözüyordum da. Eksi 1 ile çarpmayı unuttum. Şey yaptım ben. Eksi 1 ile onu çarpmayı unuttum. Evet. Evet. Çarparken eğer çarpmayı düzgün yapmazsan soruyu yanlış çıkar tabii. Silelim. Burayı ne bulmuştuk başta onu da yazalım da. 3x artı 6. Şimdi 3x artı 6 eksi eksi x kare artı 4 o da eşittir 0'a. Sıfır. Düzenlersek x kare artı 3x artı 2 sıfır. 2'ye 1 eksi 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 x. O zaman köklerimiz 2'ye 1 oluyor. Yani C şıkkı. Anlaşıldı. Hocam 3'ün orada şey artı yani din olması lazım. 2'ye 1 olması lazım. Köklerde eksi 2 eksi 1 alacağız. Tamam, köklerde eksi 2 eksi 1 aldık. Yok hayır. Üçün şeyi artı orada. 2 ile 1'i çarpacağız. X kare artı 3x. Ya orası ha, artı. Tamam. Allah'ım benim ya. Doğru. Çapraç çarptığım zaman 3x'i verecek. Pardon, pardon, pardon. Eksi 2. Eksi 1. Tekrardan söyledim bari. Karıştırdık. Daha çok karıştırdım. Şimdi şöyle düzelteyim. Bunu bulduk. Burada bir sıkıntı yok. Çarparken demin yaptığım hataya düşmeyin. İşarete bakın. Çarptık. Bakın. Çarptık. Sonra ne yaptık? Bunu bundan çıkardık. Çıkardık. Çıkarırken 3x artı 6 artı x kare eksi 4 eşittir 0 kaldı. X kare artı 3x artı 2. Demin yaptım bir hata ama şöyle yeniden uzun göstereyim. 2'ye 1. Arkadaşın dediği gibi doğru. Buraya eksi verdim ben yanlışlıkla. Eksi olmaz çünkü burası eksi değil. Çarpar çarptığım zaman burayı vermek zorundayım. Yazarken de 0 eşit bu. 0 olursa demek ki bir tane köküm eksi 2, diğer köküm de eksi 1. O da E şıkkı olacak. Doğru. Evet. Güzel. Şimdi bir başkasına bakalım.
Evet. Adana buldum hocam. Bakalım biz ne bulacağız. Şimdi A 2 eksi 1 3 eksi 2 4 çarptım eksi 2 A çarptım 0 çarptım 40 çarptım 10 0 6 burası 40 eksi 2 A burası da 16 40 eksi 2 A eksi 16 46 eşit at bu eksi 16'yı bu tarafa 62 çıkar. Burada bunu bu tarafa alırsak geleceği şey eksi 22 2A A nedir? Eksi 11 A şıkkı. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Sarrus yöntemini yapmaya devam. Yapalım. Yine söylüyorum. Sadece 3'ü 3, 2'yi 2 sorabilir. Başka hiçbir şey soramaz. Bakın koskocaman testleri çözüyoruz. 7'si test. Farklı çıksa sorardı. Sormaz. Bursa buldum. Tamam. Bakalım. Çarpar çarpacağız. Bunu bununla. Bununla. Şimdi buraya baktığım zaman buradakini eksi buraya yazıyorum. Eksi 12 vermesi lazım. Eksi x kare artı 2x eksi 12. Toplam işlemine girişiyorum. Şuraya bir düzenleyeyim diyorum. Eksi x kare 3x eksi 2, 12'yi de bu tarafa atayım. 10 oldu. Şu 12 diye atayım da toplayayım önce. 12, 0. Şimdi nedir? Eksi x kare artı 3x artı 10, 0. Yani x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0. Burası bitti. Şimdi biz ne yapacağız? 5'e 2 eksi artı x'e x. Çarpar çarptım zaman bak burayı verdi. O yüzden cevap Bursa. Anlaşıldı mı? Var mı kafasına takılan bir şey? Peki. İki şey A'yı yapalım. Birinci sorudaki. Sonra devam edelim.
Evet. Var mı cevap söyleyebilecek olan? Evet, yapalım. Şimdi bunu yaparken şöyle bakacağız. Tersini bulalım önce. Çarptım eksi 1. Çarptım eksi 2. 1 bölü eksi 1 eksi 2 çarpı yer değiştirdim. İşaret değiştirdim. Buradan çıkan sonuç zaten 1'di. Yani tersi bu olmuş oldu. A'yı buldum. A üzeri eksi 1'i buldum. Şimdi ben bunu 2 ile çarpacağım. Tamam. Bir de yanına A'yı ekleyelim. Toplayacağım. Eksi 1 ile, eksi 2 ile 1'i topla. Eksi 1. 2 ile eksi 1'i topla. 1. Eksi 4 ile 2'yi topla. Eksi 2. 2 ile eksi 1'i topla. 1. Oldu. Şimdi bakalım hangi şık? Aşık. Anlaşıldı mı? Bakın şurası 1 çıktı ha. Dikkat edin. Burası 1. Bak. 1 çıktığı için direkt bunu yazdım. 2 ile çarpmamı istiyor. Anlaşıldı mı? Devam. Hadi bakın. 2. Adana Bolu. Tamam. Bakalım biz ne bulacağız. Çarpma da ayırabilirsin demiştim. Şöyle. Ben de Adana Bolu. Şöyle ayırabilirsin demiştim. 12 eksi 2 buradan 12 eksi eksi 2 olunca 14 çıktı. Buna bakalım. 6'ya 0. 6'dan 0 çıkınca 6 oldu. Şimdi çarparsak bunu 84. Tamam. Hadi bakalım. Bulun. Şimdi bununla ilgili şöyle söyleyeyim gençler. Bu tipik bir soru. Şimdi satır veya sütun
Şimdi mesela satır veya sütun, dikkat edin. Satır veya sütun. Başka bir satırın satırı değerlendiriyorsan, mesela satırsa şu mesela. Bu ya bunun ya bunun belli bir katıysa, belli bir katıysa veya sütun içinde geçerli. Sütun bu. Sütun bu, sütun bu. Herhangi bir sütunun bir katı bu sütunların bir tanesi oluyor mesela. Örnek vereceğim şimdi, ne olduğunu anlayacaksınız. Mesela bakın, dikkat edin. X, Y bölü 2, 3 Z. Tam bunun iki katı. İki katı alınmış. Böyle bir oran görülürse, iki önemli değil. Önemli olan bir katı olması. 3 olabilir, 10 olabilir, sıkıntı yok. Hani bir oran alınmışsa çarpım şeklinde, bunu yapsan, uzun uzun yapsan sonuç 0 çıkacak. Yani sen normal determinantını yapınca göreceksin ki 0 çıkacak. Genelde bu tür karışık olarak sorulan, sayısal olmayıp da böyle sorulan sorularda cevap 0'dır. Çünkü bu kuralı uyguluyordur. O yüzden bilginiz olsun. Satırda da bunu yaparsa, sütunda da bunu yaparsa evet 0 olur. Bir tanesini yapması yeterli. Anlaşıldı mı? Bu bakalım. Evet. Denizli. Şimdi buranın tersi nedir? Bir. 0, 1'den 0 çıktı zaten 1'dir. Sadece tek yapmam gereken yer değiştirip şöyle yazmam. Tersini almış oldum. Önce bir çarpayım şunu şunu. Yatırdım şöyle. Eksi 2, eksi 1 ve çarpıyorum. Çarptım. Sonra diğeriyle. Tamam. Buradan çıkan çarpmanın sonucu buymuş. 1'e eksi 1. Şimdi yazalım hatta buraya. 1'e eksi 1. Bu da 2'ye 5. Aldım bunu da diktim. Çarpıyorum. Cevap ne? Sadece bir tane sayı olacak. 1'e 1 matrix 83. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Geçelim. Bunu çözdük. 9.
Evet. Var mı fikriniz? Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Çıkarma işlemi yapmadan olmaz gençler. Çünkü ne dedim? Çıkarma ve toplama da yapacaksın bu işlemi. Sadece çarpmada ve bölme sormuyorlar zaten. Çarpmada ayırıyorsun. Şimdi buraya baktığın zaman eksi b dediği için ben burayı eksiyle çarpıyorum önce. Şöyle oldu. Eksi 2 ile artı 2'yi toplarsam 0. Bunu topladığın zaman eksi 1 bölü 2. Bunu topladığın zaman ne çıkacak? Şuraya kenarda işlemini yapalım. Eksi 16 3 daha ekle. Eksi 3 bölü 4. Sıfırla 3'ü topladığın zaman 3. Bu matrisin determinantını istiyor. Burası 0. Burası 13 bölü 8. Sıfırdan eksi 13 bölü 8 çıkarılırsa cevap bu çıkmaz mı? Anlaşıldı mı? Geçelim. 11. Ben Deniz'i buldum. Yapalım. Bununla çarptım. Bununla çarptım 1. Sin kare x eksi 1 yapınca burası da ne oluyor? Sin kare x artı cos kare x olduğu için eksiyi de at. Bunlar gitti. Cevap Denizli. Doğru cevap. Şu var. 14. Bursa. Tamam. Şimdi çarptım. Şimdi ne dedim? Bunu ayrı ayrı hesaplayabiliriz dedim. Y x y eksi x burası.
y, x, y, eksi x, burası. Doğru mu? Doğru. Şimdi bununla bunu çarparsak ne olur? Çarptığın zaman y eksi x'in karesi olur. Zaten bununla bu aynı şeydir arkadaşlar. Bir kare olduğu zaman fark etmiyor bunun içerisi. Zaten çift çık, pozitif çıkacağı için fark etmez. Güzel. Geçelim. On sekiz bir yapın bakalım. Evet. Nasıl hocam, bu 1'e 4 ile açalım. Tamam. Şöyle yapalım. Burası 3, 1, 0, 2. Satırı sütun yapacaktım. Şunları alıyorum. Birinci satırı birinci sütun, ikinci satırı ikinci sütun yaptım. Topluyorum sadece. 3'lü 3 topladım 6, 1, 1, 4. Buydu. Tamam mı? Var mı sıkıntı o? Çeker. Çarpın da bakalım. Dört eksi iki, eksi iki on yedi. Ben de öyle buldum. Ben de öyle buldum. Bakalım. İkiye eksi bir, sıfıra dört. Nedir bunun? İkiye sıfır, eksi bire dört. Çarpımını istiyor. Alıyoruz bunu. Çarpıyorum. Diğeriyle. Sildim. Şimdi eksi 1'e 4. Çarpıyorum. Diğeriyle. Bitti.
4 eksi 2 eksi 2 17. Kontrol edelim. Doğru. Güzel. Hadi yapın bakalım. 20. Eksi 8, 1, eksi 3 buldum. Ben de öyle buldum. Ben de öyle buldum. Kaç buldunuz? 2, eksi 8, 1, eksi 3. 1, eksi 3. Güzel. Şimdi ne yapacağız önce bunu? Satır üstün yapacağız. Eksi 5, eksi 2, 5, 2, 3. Burayı da eksi 2 ile çarpalım. Çarptım, topladım, 2, eksi 8, 1, eksi 3, tamam, herkes kontrol etti, burada önce çarpıyorsun, sonra transfüzyonunu alıyorsun. Bunu yaparsınız. Şunu yapalım. Buldum. Tamam. İki x'ye buldum ben. İki x. Yapalım o zaman. Herkes bulduğuna göre. Bunu da bunu. Bunu da bunu çarpacağız. Ama bunda eksi şu şekilde. Ben eğer ortak olarak bunların varsa yok. Dağıtacağız. Y'yi dağıtalım. Şimdi eksi parantez alayım. Diğerini de atayım. Y'yi dağıtayım. Tamam. X kare 2x'ye eksi x'ye eksi y kare eksi xk şöyle yazdım. Bununla bu gitti.
Bununla bu gitti. Başka da bir şey gitmedi. Bunlar toplandı. Diğeri toplandı. Topladım. 2 x'i kontrol ettim. Doğru. Herkes de bulmuştu zaten. Güzel. Şunu yapalım. 8. Evet. Var mı cevap? On iki buldum. Başka? Çarptım bunu. Buna çarptım. Ben niye çarpayım bir dakika. Zaten onu sormuyor ki. 2 ile çarpacağım. Şimdi bunu satırı sütun aldım. D'nin de aynı. Aldım. Artık kıyaslayacağım. 12, 12. Bu, bu. Tamam. Şimdi 2x eksi 8 olan şey x eksi y. Aynı şekilde 8 eksi 2x olan y eksi 2. Burada bununla bu aslında aynı. Tek bir eksiye bakıyor. Eksi de çarptığım zaman y eksi x eşitmiş y eksi 2. Burada y'ler gittiği zaman x 2 çıkıyor zaten. Denklemde yerine koyarsam burası eksi 4. Şöyle at bu tarafa. Buradan da y 2 çıkıyor. 2 çarpı. Pardon, 2 çıkmıyor. Yanlış yaptım ben. Eksi 6 burası. Attım buraya eksi 6, y eksi 6, y nedir? 6. 6 kere 2, 12. Var mı anlamayan? Tekrar anlatabilirim. Hı-hı. Tamam. Yapın bakalım. Buldum.
Tamam. Diğerleri yapsın. Bakalım. Şimdi şunu çarpacağım ve şunu çarpacağım. Cos 180, yani şunu bir çarpalım. Sin 90. Cot 135. Eksi cos 180 tan 45. Sin 91. Cot 135 eksi 1. Burası eksi 1. Tan 45 1. Eksi 1 artı 1'den 0. Doğru. Aferin. Yapın. Evet. Var mı cevabınız gençler? Yapıyorum. Yaptım. Şimdi sadece şurayı sileceğim. Cevap şey mi? Bakalım hemen. Şimdi sileyim ki rahat görün diye. Şimdi 2 eksi 1 bölü 2 x x 3 0. Şöyle yaptığım zaman 24. Şöyle yaptığım zaman 2x kare. Şöyle yaptığım zaman 0. 3x kare 0. Şöyle çarptığım zaman bakın bunun bunu çarptığım zaman eksi 2 eksi 2x. Bunu hemen yazalım. Bunu eksi ile çarpıyorum. 3x kare artı 2x. 0 eşit olmasını istiyoruz. Bununla bu toplandı. Eksi x kare artı 2x artı 24 eşittir 0. Hani ben eksiye çarpayım. Alışık değiliz diye buna. Böyle daha rahat yaparız diye. 6'ya 4 eksi artı x'i x. Yani artı 6 eksi 4. C eşit. Anlaşıldı mı?
Sakin olacağız. Gençler hiçbir sıkıntı yaşamayız. Hadi yapın. Evet. Önce A matriksini ve A transfüzyonunu toplayacaksın, sonra determinatörünü uygulayacaksın, yani Sarısı yöntemini. Evet, cevap var mı? Şimdi burada tersini aldığım zaman nedir? Hemen yazalım. Şöyle yazdım. A burada, transfüzyonu burada. Topluyorum. 2 topluyorum. Eksi 2. Diğerini topluyorum. 6. Eksi 2. 2. 3. 6. 3. Eksi 4. Şimdi nasıl yapacaktım bunu? Uzatacaktım. Bir satır daha. Diğerinde. Çarpar çarpacaktım. Yazıyorum buraya. Eksi 16. Yazıyorum buraya. Eksi 36 yazıyorum buraya. Eksi 36 çarptım. 72 18 eksi 16 topladığım zaman burasını toplayayım. 74 buraya topladım. 72 72 88 eksi 88 eksi 88 eksi 74 olacak. Bu da 162 ama eksi 162. Tamam. Anlaşıldı mı? Hocam bir daha anlatsam. Tabii. Şimdi dostum, A'yı burada ben transfüzyonu aldım. Ne yaptım? Şu satırı sütun yaptım.
şu satırı sütün yaptım, bu satırı sütün yaptım. Sonra tek yaptığım şey birinci satırda birinci satırın birinci sütunun yani toplama dediği için ayırma yapmıyorum demiştim. Toplama ve çıkarmada bir ile biri topladım. Diğerlerini de aynı şekilde böyle matris oluşturdum toplayarak. Bak oluşturdum. Tamam anladım hocam. Aynen bu artık normal. Ben sana bunun determinantını soruyorum. Çarpma ve toplama da yapmıyorsun. Bak altını bir daha çiziyorum. Çünkü yapılan yanlıştı bu. Geçelim. Yapın bakalım. Evet. Var mı cevap? Evet. Evet. Yapabilirsiniz. Yapıyorum. Nasıl yapıyoruz? Bununla çarpıyorum. Biz bunun aradaki matrisi bulurken eksi de vardı. Yani benden x1 artı x2 bunların kareleri. Bunu soruyor. Ben burada bulamaz mıyım? 4 demek. 2 demek. Ben bunun karesini alırsam.
16 x1 çarpı x2 2 demekmiş. 2 kere 2 4. At 4'ü bu tarafa. 12. Buldum işte. Değil mi? Devam. Yazdınız mı? Ona göre geçeceğim. Şu sağdakilerine bakacağız. Var mı burada sıkıntı? Geçiyorum. Yok hocam. Geçtim. 12. Evet, bakalım. Şimdi bu şekilde çarpmaya başlamadan önce şurayı ben şöyle düzenlersem. Ve sen bunu da aynı şekilde 2 üzeri 2 diye başa atarsan çarpacağımız için bununla bunun çarpımı 3'leri birbirine 2'leri birbirine götürecek. Bu da eksi 1 bölü 2 olacak. Buranın çarpımı. Şimdi sıra bununla bunlarda. Attım şöyle. Şöyle yazdım. Bu da aynı şekilde gitti. Bu da eksi 2. Eksi 1 bölü 2 eksi eksi 2. Bu da 3 bölü 2. Oldu. Anlaşıldı mı? Geçelim. Evet. Yapalım. Ya bu kadar çıkmayacağı için matrise o yüzden çok fazla bütün soruları çözmek istemiyorum. Çünkü o kadar değil. Adana. Tamam, diğerleri yapsın. Ben de Adana buldum. Ben de Adana buldum. Başka?
3 kişi. Tamam. Yapalım. Önce çarpacağız gençler. Sıra sıra. Diğeriyle. Sonra diğeriyle. Eksi 4. Eksi 1. Tamam. Yazalım hemen kenara. 5. 3. Eksi 4. Şimdi diğerini. Eksi 2, 1, 3. Eksi 4, 1, eksi 3. 2, 3, 6. Eksi 2. Eksi 2, 3. Şimdi yapalım. Eksi 6. 11. Ve eksi 1. Bunu aldım. Şu şekilde. Zaten A şıkkı olacakmış. Diğerine bakmaya bile gerek kalmadı. Doğru. Herkes notunu alsın. Evet. Geçelim. Dediğim gibi burada matrisi çok fazla derinlemesine düşünmenize gerek yok. Bizim en önemli kuvvet almayla genel anlamda bilseniz direkt böyle kısa sorular çıkacak. Yani gidip de 12 gibi 13 gibi sorular gelmeyecek karşınıza. O konuda telaşlanmayın. Önemli olan burada hatasız bir şekilde çözün. Yerimi buldum. Ben de yerimi buldum. Hı hı. Başka? Ben de yerimi buldum. Bakalım. Şimdi şöyle bir silelim şurayı. Üç, bir, dört, iki, bir, sıfır. Çarptım sıfır. Çarptım 16. Çarptım sıfır. Eksi dört. Sıfır. Sıfır. Burası 16. Burası eksi dört. 16 eksi dört. 20. Doğru. Aferin size. Güzel. Mesela burada da determinantı sormuş bakın. Burada da önce çıkarma işlemini yapın. 14'ü yapın. Eksi 4 buldum. Tamam.
Yapalım. Bir kere A, B var. Bunu eksiyle çarpmam ve toplamam yeterli olacaktı. A'yı bulabilmem için. Toplarsam 2, 2, 6 ve 4. Bunun determinantı 8, 12. 8'den eksi 12 yazarsam eksi 4 olarak işaretleyeceğim gençler. Anlaşıldı. Tamam. Bunu boş verin gençler. 12 yapalım. Evet. Var mı cevabı olan? Yok herhalde. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şöyle düşünelim. B'nin tersini bulalım önce. B'nin tersi bununla bunu çarp 3, bununla bunu çarp 2. 3'ten 2 çıktı 1. Zaten bir önemi kalmadı. B'nin tersi neymiş? Bununla bunu yer değiştireceksin. Bununla da zıt işaretini alacaksın. Bu. A da bu. Şimdi eksi 2, 3. X. Şimdi x bir matris olduğu için böyle x'i de atamazsın kafana göre burada. Onu unutma. Şimdi şöyle bir durum var. Ben size önerim şu. Şıklardan gitmeniz. Yoksa diğer türlü ne yapacaksınız? Burada yapılanı söyleyeyim. Her tarafı b ile çarpmak yapabilirsin. Veya x'i bir tarafta parantez almak için bu tarafa atabilirsin. Ama burada hep böyle bir yanlışlık yapılıyor matrisi. Çünkü öncelik çok önemli demiştim. A ile b'nin çarpımı ile b ile a'nın çarpımı bir olmadığı için burada öğrenci hangisini yazacağını şaşırıyor. O yüzden burada dediğim gibi bu sınavda kesin %100 gelecek bir soru olmadığına göre bu sınavdaki yani işlem hatası da yapmamak lazım. Gelirse de bir tane gelecek çünkü sen 10 tane soru çözmeyeceksin bununla ilgili. Şimdi nasıl yapacağız? Buradaki gördüğün mesela 1 ve 0. Tamam mı? 1 ve 0. 1 ve 0. Şimdi sen bunu alıp çarpmak istediğin zaman ne yapıyorsun? Bunu direkt şuraya yazıyorsun ve çarpıyorsun. Ne oluyor senin x sayın? 1'e 0 oluyor. Şimdi topladığın zaman gerçekten 1'e 0'dan çıkıyor mu bu? Çıkmıyor. Gitti. Eksi 1'e 2 vereceğiz. Tabii bunları hızlı yapacaksın o ara. Eksi 1'e 2. Eksi 1'e 2. Şimdi buraya baktığın zaman topladığın zaman eksi 3 olması lazım. Çarptığın zaman eksi 3 çıkıyor mu gerçekten? Hayır, çıkmıyor. Bak çarpıyorum. 1 ile eksi 1. Eksi 1. Eksi 2 ile 2. Eksi 4. Topla eksi 5 çıkıyor. Ama benimki eksi 3. Gitti.
Aynı şekilde altını 0 yaptık. Şimdi topladım. Eksi 3 yine. Buraya yazdım. Bu sefer yine olmadı. Şimdi eksi 2'ye 0'a bakıyorum. Topladım. Eksi 4. Eksi 4 çıktı. Burayı toplarsam, çarparsam nedir? Bu da eksi 2 çıktı. Bu da olmadı. Artık son şık. Eksi 1'e 1. Eksi 1'e 1. Çarptım. Ne çıktı? 5. Çarptım. Ne çıktı? Durun, 5 mi çıktı? Pardon, özür diliyorum. Şunu da şunu topla. Eksi 3. Çarptım. Ne çıktı? Eksi 3. Cevap E. Bu şekilde yaparsa daha hızlı ve daha emin olabilirsin. Özellikle. Tamam. Var mı kafasına takılan? Yok hocam. Şunu hani geçmek istemiyorum ama çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum bu konuda. Şimdi transfüzyon dediği şey, önce değiştiriyorsun, yani yatırıyorsun. Şimdi aldım. Şimdi tersini alacaksın bunun. Nedir? 7, 6. Yer değiştir. İşaretlerini değiştir sadece. Burası 1 geldi zaten. Neymiş matrisin? 7, eksi 3, eksi 2, eksi 1'miş. A ile B'nin toplamını soruyor. Yani 5. Bu şekilde. Tamam. Geçiyorum. Yapın gençler. Edirin hocam. Tamam. Aynen, bunu da içim oldum. Tamam. Şimdi 1, 1, 1, 2, 3, 4, 48, 18, 16, 12, 36, 32. Şimdi bunları topladığın zaman 66, 66, 76, 82, 48, 50, 80. Cevap 2. Herkes yaptıysa 14.
Ceyhan. Hı. Celler yapsın. Şimdi burası 3. Burası 3. Burası eksi 1. Burası nasıl yapabiliriz bunu? Eksi 3 de ben yine göstereyim. 203 atarsam başa bu da eksi 3. Yani bahsettiğim şeyler şu. Buna çarptım 9. Buna çarptım 3. 9'u 3'ten çıkar 6. Güzel. 15. 15. Eksi 9. Eksi 9. Şimdi uzatalım. Çapraz çarptığın zaman 0. Çapraz çarptığın zaman eksi 4 a eksi 1. 0. 0, 0, 32. Eksi 4a artı 4, eksi 32. 8 oluyormuş. Attım bu tarafa. A ne? Eksi 9. A şık. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? On altıyı yapalım, sonra bu sağdakini yapalım. Ver mi cevabınız? Evet. Nedir? Çarpacağım çapraz. Bunu bununla çarpayım. Bunun da bununla. 2x kare eksi 6x artı 20. Çünkü ben burayı eksiyle çarpıyordum ya. 4 eşit. 2x kare eksi 6x 4'ü de bu tarafa atayım. Artı 16 eşittir 0. Her tarafı iki parantez şöyle alırsam daha rahat köklerini ayırabilirim. Şöyle yaptığım zaman. Evet. Şimdi pi x değerlerini söylüyor.
Bir saniye, eksi 20. Yanlış yaptım, bir yer olmasın diye bakayım bir. Tamam. 4'e eşitledik, attık o tarafa. İki parantezi aldık. Güzel. Şimdi burayı ayırmaya kalksak nasıl ayırabiliriz? 4'e 2 olmaz. Şöyle ayıracağız. İşte ayıramıyorsak ama bize çarpımlarını soruyor kökleri. Ben C bölü A olduğunu biliyorum. Çarp 8 derim. Bulamıyorsam böyle yaparım. Tamam mıyız? Tamam. Gençler, şimdi bu soru basit bir soru. Neden? A ile A'nın tersini çarparsan birbirini sönümler ve şu işaretlemiştim sarı olarak, bunu bilin diye. I'dır. Yani burası I. Aslında sana şunu soruyor. Zaten bu da burada gitti. Sana aslında bunu soruyor. Hangi şık? C değil mi? Değil mi? Geçelim. Hadi yapın. 12. Eksi 4 hocam. Ay pardon, eksi 3. Tamam. Bakalım ne? X 1, X 2, 3, 4 çarptım. 3x kare çarptım. 10x çarptım. 4x çarptım. 3x kare çarptım. 20x çarptım. 2x. Şimdi bunları yazayım kenara. Bunları da eksi alarak yanlarına yazayım sonra. 14x. Şöyle yazdım. Gitti. Nedir bu? Eksi 8x. 24. X nedir? Eksi 3. Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Güzel. Önce çarpacaksın, sonra determinantını bulacaksın. Bu testi de bitirelim, dersi bitirelim. Bu üçüncü test. Son iki testi de yarın çözeriz, sonra limite geçeriz. Kafanızda takılan sorular varsa da çalışın gençler ve sorun muhakkak. Bugün 16.00'da galiba ders olacak. Yani soru çözümü yapacağız yine. Sorularınız varsa orada da sorabilirsiniz. Yaklaşık 10 Haziran'da kimseye soramayacaksınız soru çünkü daha sonra. Yani tabii ki sorabilirsiniz ama bu kadar verimli olmaz. O yüzden değerlendirin gençler. Ki sınavlar uzadı. Hani yavaş bitirin zaten. Hani videoları izliyorsunuz, güzel. Zaten Temmuz'da Ağustos'ta sınav. Ki Temmuz'da
ki sınavlar da genelde 3 4. haftada. O yüzden yavaş yavaş sindire sindire bitirin. Her gün IQ çalışın. Bakın ben bu cümlemi kuralı 1,5 ay oldu. En son ilk başladığımız zaman. 1,5 ay olacak. O yüzden zaman hızlı geçiyor. O yüzden çalışın. 6. dolu hocam. Tamam. Bakalım. Aldım bunu. Eksi 2, 0, 2. Çarparsam 4, 0, 2. Toplayacağım. Şu eksi 4 bu arada. Diğeriyle çarpayım. 2, 0, eksi 2. Tamam. Şimdi diğerini ineyim. Diğeri 1, 1, 1. Yani 2, 0, 1. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Burası eksi 2, 0, eksi 3, 3. Bu 6, bu 0. Cevap da 6. Güzel. Şuna gelirsek 13. Bursa. Tamam. Tamam. Ne yapacağız? Eksi 4. 12. Eksi 4'ten eksi 12 toplanırsa eksi 16. 6, 0, 6'dan 0 çıkarsa 6. Bunları çarptığın zaman Bursa. Aferin. Güzel. Şunu yapalım önce, onu yapalım. Dört hocam. Dört. Hemen satırı sütun yapalım. İki, üç, şimdi bir dakika. Sıfır, bir, iki, üç, sıfır, eksi bir, eksi iki. Şimdi iki satırı tekrar etmem gerekiyor. Böyle yazdım. Eksi sekiz, sıfır, 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 eksi altı, eksi altı. Burası eksi sekiz, burası eksi on iki, eksi de önünde var. Şöyle, dört, artı dört. 14'ü iş yapmayın gençler. Şimdi küp açılımıyla filan, zaten normalde sormuyorlar küp açılımını, bir de burada uğraştırmayalım sizi. Onun cevabı sıfır zaten hocam. Tekrar, o kadar uğraştırmayın. Tekrar etmesi için. Evet. 15.
15. Madem 14'ü de yapalım. Şimdi cevabı söylediği için yapmadan geçmeyelim. On beşi dediğinizi buldum. Tamam. Bunu yapalım. Şimdi gençler, zaten kuralımız var. Kuralımız vardı. Kaç buldunuz? Önce onu söyleyeyim. Denizli buldunuz değil mi? 15 Denizli. Aynen. Evet. Bir satıra, bir satıra, bak bir x'e kural bunlar. Çok kuralı var bunların bu arada. Hani şimdi Türkiye'de okuyan bir arkadaşım belki şu an şey diye bakabilir ya, bunların kuralı var aslında ama kitap değer etmiyor, yazmıyor çünkü sormuyor. O yüzden ama burada soru olarak karşısına sormuş, yani özelliği göstermemiş. Bunu uzun uzun yazarsan zaten bulursun, sıkıntı yok. Ama şunu da söyleyelim. Burada bir satırı görüyorsun. İki tane satır var, iki tane sütun var. Sütunu görüyorsun. Bir tanesi ona eklenmiş. Bu eklenme biçimi, sütun içinde geçerli bu. Eklenme biçimi, cevap neyse onun aynısı oluyor. Cevap x ise x oluyor. Ya da açıyorsun, yine aynı şekilde devam ettirip matrisine bakıyorsun, aynısını buluyorsun. Şimdi buraya gelelim. Devam ettirdiğin zaman A küp, B küp, C küp oluyor burası. Buraya yazdığın zaman A çarpı B çarpı C, A çarpı B çarpı C, A çarpı B çarpı C. Burası 27, burası da 27. 27'den 27 çıkarsa 0. Anlaşıldı. Evet, geçtim. 16. Evet. Şimdi burada şöyle düşüneceğiz. Kısacası bu 12, 8, 12'den 8 çıkarsa 4'tür. Buraya bakalım, 4'e 0, 4'ten 0 çıkarsa 4'tür. Çarpımı nedir bunların? 1. Kafasına takılan var mı? Evet. Yapalım bakalım.
Ceyhan bence. Tamam. Şimdi önce biz ne yapacağız? Bunu bulacağız. 2, 1, eksi 2, 0, 3, 1. Eksi 6, 0, 0, 0, 4, 0. Eksi 6, eksi 10 etti. Şimdi eksi 10'un 10. kuvveti zaten çift olduğu için artı olacak. C. Doğru. Aferin. Güzel. Bu da son sorumuz olsun. Hadi yapın bakalım. Tamam. Ne yapacağız? 1 bölü A olduğunu söylemiştik. 12'ye 8 4 Adana. Evet gençler, temel anlamıyla herhalde zor gelmemiştir. Bundan sonraki test sayımıza bakalım. Kaç tane testimiz kaldı? 1 Sadece 2 tane ki onu da yarın çözeceğiz zaten. Yarın çözüp mantıksa geçeceğiz. Bir 40 dakikamızı alır. Limite giriş yapacağız. Var mı bir sıkıntınız?